Ekranda iki farklı değişken arasındaki ilişkiye ait 6 farklı grafik görüyorsunuz. Örneğin bu grafiğin yatay ekseninde yaş, düşey ekseninde de kaza sıklığı olabilir. Bunu kafamdan uydurdum. Bu veriyi belki istatistiki bir araştırmada kullanarak yaşla kaza yapma sıklığı arasında bir ilişki elde etmiş olabilirler. Mesela bu nokta 20 yaşındaki birinin kaza yapma sıklığını gösteriyor olabilir. 21 yaşındaki birinin kaza yapma sıklığını da bu nokta veriyor olabilir. Evet, diyelim ki veriyle uğraşan insanlar ya da istatistikçiler bu şekilde bir grafik elde etmişler. Bundan zaman zaman iki değişkenli veri olarak bahsedildiğini duyabilirsiniz ve bu aslında iki tane değişkeni değerlendirmeye aldığımız ve aralarındaki ilişkinin belirli bir şekilde açıklanabileceğini araştırdığımızdan başka bir şey demek değildir. Bu videoda da bu grafiklere bir doğru yerleştirmeye çalışacağız. Daha iyi açıklamam gerekirse bu grafiklere bir doğru yerleştirmeye çalışarak elimizdeki değişkenler arasında doğrusal bir ilişki olup olmadığını anlamaya çalışacağız. Buna ek olarak bu ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu ve pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu da belirleyeceğiz ve bir de aykırı ya da uç değerlerden bahsedeceğiz. İsterseniz işe doğrusal bir ilişki olup olmaması ile başlayalım. Hemen cetvel aracımı çıkarıyorum ve bu grafiğe bir doğru yerleştirdiğimde verilere yakın bir doğru elde edebiliyoruz. Evet, zaten tüm noktaların üzerinden geçen bir doğru elde etmek son derece nadir rastlanan bir durumdur. Bu arada bunu yapmanın daha matematiksel ve kesin yolları da var ama biz şimdilik göz kararı ile yerleştirme yapacağız. Evet, buna benzeyen bir doğru yerleştirilebildiğine göre bunun doğrusal bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Bir değişken artarken diğeri azalıyor. Yani bu aşağı doğru eğimi olan bir doğru olduğundan bu negatif doğrusal bir ilişkidir deriz. Bir de güçlü bir ilişki gibi duruyor, öyle değil mi? Dikkat edecek olursanız noktaların doğrudan çok da uzak olmadıklarını görebiliriz. Bu biraz uzakta ama diğer noktaları değerlendirecek olursak hemen hemen hepsinin çizdiğimiz bu doğruya yakın olduklarını söyleyebiliriz. Onun için bu negatif ve güçlü doğrusal bir ilişki. Evet, böyle diyebiliriz. Sıra bunda. Hadi hemen videoyu durdurun ve bu ilişkiyi kendi kendinize siz tanımlamaya çalışın. Yine cetvel aracımdan yardım alayım. Bu şekilde bir doğru yerleştirebileceğimi düşünüyorum. Değişkenlerin biri artarken diğeri de artıyor. Evet, verinin içinden bu şekilde geçen ve yönü de bu şekilde olan bir doğru. Değişkenlerin biri artarken diğeri de arttığı için bunun pozitif bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Hemen not edelim. Pozitif. İlişkinin gücü ise biraz zayıf, değil mi? Zayıf. Verinin çok büyük bir kısmının doğrudan uzak olduğunu görüyorsunuz. Pozitif, zayıf ama yine de doğrusal. Evet. Değişkenlerin birini arttırdığımızda diğeri de hemen hemen aynı oranda artıyor gibi görünüyor. Evet, noktaların büyük bir kısmı dağılmış olsa da bu ilişkiye de doğrusal diyebilirim. Videonun başında aykırı ya da uç değerlerden bahsedeceğimizi de söylemiştim. Bu doğru bu veriyi tanımlamaya çalışıyor ama elimizde doğrudan çok uzakta olan bazı noktalar da var. Örneğin bunun için pozitif, zayıf ve doğrusal bir ilişki olarak bahsetmiş olsak bile bu nokta dikey değişkende yüksek bir değere sahipken yatay değişkende son derece küçük bir değer alıyor ve bu özelliği bu noktayı bir aykırı değer yapar. Evet, bu aykırı bir değerdir. Aynı şekilde bu da. Buna gelecek olursak, açıkçası biraz kararsızım. Noktaların çoğundan uzakta olan noktalar hangileri? Mesela bu olabilir. Not edelim. Aykırı değer. Şimdi hemen videoyu durdurun ve sıradaki grafikteki ilişkiyi kendi kendinize değerlendirin. Pozitif mi, negatif mi? Doğrusal mı, değil mi? Güçlü mü, zayıf mı? Hadi bakalım. Hemen cetvel aracımı çıkarıyorum. Evet, şuraya koyarsam noktaların arasından geçen bir doğruyu şu şekilde yerleştirebilirim. Tamam. Bunu da morla çizeyim. Evet, buna benzeyen bir doğru işimizi görecek gibi. Bu pozitif bir ilişki gibi duruyor, öyle değil mi? Değişkenlerin biri artarken diğeri de artıyor. Öyleyse bu pozitif bir ilişki. Ayrıca güçlü bir ilişki olduğunu da söyleyebiliriz. Noktalar doğruya oldukça yakınlar. Tüm noktaları değerlendirirsek bunun bayağı şişman bir doğru olması gerekir ama olsun. Pozitif, güçlü, doğrusal bir ilişki. Noktaların hemen hemen hiçbirinin aykırı değerler olmadıklarını da söyleyebiliriz. Bu biraz uzakta ama hemen hemen hepsi aralarındaki ilişkiyi tanımlayan bu doğruya oldukça yakınlar. Peki, bu grafiğe geçelim. Cetvelimi çıkarıyorum. Bakalım buraya bir doğru yerleştirebilecek miyiz? Evet, bir doğru yerleştirebiliyorum. Yine yukarı doğru eğimli bir doğru, yani pozitif bir ilişki var. Aşağı yukarı, yani göz kararı buna benzeyen bir doğru olacak, değil mi? Bilgisayar ya da farklı yöntemler kullanarak kolektif uzaklıkları minimize eden bir doğru için daha iyi çizimler yapılabilir ama şimdilik bununla idare edelim. Bunun pozitif, zayıf, neden zayıf diyecek olursanız noktaların çoğunun doğrudan oldukça uzak olduklarını siz de görüyor olmalısınız. Evet, çok güçlü değil, pozitif, zayıf ve doğrusal bir ilişki. Aykırı değerler ise oldukça çok. Mesela bu. Şimdi hadi videoyu durdurun ve bunu da siz yapın. Pozitif mi, negatif mi, güçlü mü, zayıf mı, doğrusal mı, değil mi? Her zaman olduğu gibi işe yine doğrumu çizmeye çalışmakla başlayacağım. Bir doğru yerleştirmeye çalışalım. Bayağı zorlanıyorum. Buna benzer bir doğru olabilir ama noktaların doğrudan sapmakta olduklarını görüyoruz. Bir değişken artarken diğeri azalıyor gibi görünüyor ama bunun doğrusal bir şekilde olduğunu düşünmüyorum. Evet, öyle yapmıyorlar. Bu noktaların arasına bir eğri yerleştirmek daha yerinde bir iş olabilir. Evet, mesela buna benzeyen bir eğri yerleştirirsem bunun ilişkiyi daha doğru bir biçimde açıkladığını söyleyebiliriz. Bu yüzden de bu doğrusal bir ilişki değildir. Değişkenlerin biri artarken diğeri azaldığı için negatif bir ilişkidir ve noktaların bu eğriye olan uzaklıklarını değerlendirdiğimizde de güçlü bir ilişki olduğunu söylemek mümkün. Negatif, güçlü ve doğrusal olmayan bir ilişki. Bu nokta çok uzakta olmamasına rağmen bir aykırı değer olarak tanımlanabilir. Ama buna daha yakın olacak bir eğri çizmenin de mümkün olduğunu düşünüyorum. Her neyse. Hadi bir de buna bakalım. Bu negatif bir ilişkiye benziyor. Negatif oldukça güçlü ve doğrusal bir ilişki. Bazı aykırı değerler de var tabii. Doğruyu çizmeye çalışıyorum bu arada. Evet, bu işe yarayacak gibi görünüyor. Negatif, oldukça güçlü, doğrusal bir ilişki. Bunların açık aykırı değerler olduklarını da ekleyelim. Verinin öbeklenmiş olduğu yerden çok uzaktalar. Evet, burada 2 tane açık aykırı değer olduğunu söyleyebiliriz. Peki, umarım bu video ile terminolojiye biraz da alışmışsınızdır. Yine de tüm bunların oldukça subjektif konular olduğunu hatırlatmak isterim. Yani bunlardan daha açık durumlarla karşılaşacaksınız. Ve çoğu zaman da örneğin bundan daha pozitif, güçlü, doğrusal bir ilişki olduğunu söyleyeceğiniz karşılaştırmalarda yapacaksınız. Buradaki verinin doğruya daha yakın olduğunu fark ettiniz, değil mi? Bu ise kesinlikle daha az doğrusal bir ilişki. Evet, karşılaştırma yaptığınızda ya da veriyi tanımlarken bunu nasıl yaptığınıza bağlı olarak değişecek durumlardan bahsediyorum.